Merhaba, ben Maide Uğur. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldum. 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı'nda yüksek lisans yapmaktayım. İklim değişikliğinin tarihi çevrelere olan etkileri üzerine de çalışmalarımı yürütmekteyim. Ben Nusay Şanlı, 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Bugün sempozyuma İzmir'den katılıyorum. Genellikle iklim değişikliği, dirençlilik ve kıyı alanlarına yönelik çalışmalar yürütüyorum. Ben Fatma Nur Varol, 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. Araştırma ve çalışmalarımı genellikle afet, iklim değişikliği ve kentsel eylem planları üzerine yürütmekteyim. Bu sunum, iklim değişikliğinin kentsel dokuyla ilişkisinin saptanmasına yönelik Foça ilçesinde gerçekleştirilen çalışmayı içermektedir. İlk olarak iklim değişikliği sorununa bakıldığında endüstri devriminden sonra açığa çıkan sera gazları atmosferik dengeyi bozarak iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Sera gazlarının artışı iklim değişikliğinin olağan gidişinde beklenmeyen bir şekilde kuraklık, aşırı hava olayı gibi birçok doğal olayına neden olmuştur. Tarihi ve kültürel değeri bulunan alanlarda yapılan araştırmalara göre kültürel miras öğelerine en fazla hasar veren risklerin içinde iklim değişikliğine bağlı nedenler bulunmaktadır. Bu çalışmada iklim değişikliğine bağlı gelişen afetlerden, deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak su baskını, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek seller ve aşırı sıcak hava dalgası afetlerine odaklanılarak bu afetlere karşı geleneksel ve modern dokuda yapılaşmayı içine alan bir çalışma alanında kırılganlık düzeyinin niceliksel olarak hesaplanmasını ve doku farklılığının kırılganlık üzerine etkisini irdelemek amaçlanmaktadır. Çalışma bir kıyı yerleşmesi olan Foça ilçesi eski Foça kent merkezi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Foça ilçesi Ege Denizi'nin doğu sahilinde, İzmir kent merkezinin ise kuzeyinde bulunmaktadır. Foça turizm merkezi olarak anılan ve zengin tarihi değere sahip bir ilçedir. Çalışma alanında geleneksel doku ve modern dokuların işlevleri ve biçimleri farklılaşmakta olup denize yakın alanlarda geleneksel doku, çalışma alanının doğu kısmında bulunan ana yola yakın alanlarda modern dokular ağırlıklı görülürken geçiş alanı olarak nitelendirilen alanlar alışılagelmişin dışında belirli bir sistematik içinde gelişmemekte ve dağınık bir halde bulunmaktadır. Kırılganlık analizlerinde alanın iklim değişikliğine bağlı gelişebilecek afetlere karşı açık olma durumunu ortaya koyacak nedenler saptanmakta ve alanlar bu bağlamda derecelendirilmektedir. Bu çalışmada kırılganlığı artıran ve azaltan faktörler itibariyle analizlerde kullanılmak üzere kırılganlık eşittir, maruz kalma çarpı hassasiyet bölü başa çıkabilme kapasitesi formülünden yararlanılmıştır. Bir kıyı kenti olan Foça içinde deniz seviyesi yükselmesi önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Geymen ve Dirican'ın çalışmalarında 2500 yılı projeksiyonlarında Foça kıyılarının iklim değişikliğinden yüksek derecede etkileneceği görülmektedir. Bu nedenle yapı adalarının denize olan uzaklığı derecelendirilmiştir. Deniz seviyesi yükselmesinin tehdidine karşı rakım da fiziksel yapı göstergesi olarak değerlendirmeye alınmıştır. Rüzgar yönü ve hızı göz önüne alınarak rüzgarın geçişine izin verecek koridorlar oluşturarak kentleri planlamak, hissedilecek sıcaklığı düşürerek kırılganlığın azalmasına yardımcı olacağından çalışma alanının rüzgar geçirimli olma durumu bir fiziksel gösterge olarak belirlenmiş ve derecelendirilmiştir. Yoğun yapılaşma olan alanlarda binaların birbirlerine yakınlıkları sebebiyle gökyüzü açıklığı engellendiği için gündüz saatlerinde depolanan ısının gece saatlerinde atmosfere yayılması zorlaşmaktadır. Bu nedenle yapı yoğunluğu derecelendirilmiştir. Yüksek katlı binalar ve bununla birlikte dar sokaklardan meydana gelen kanyon geometrinin kırılganlığı artırıcı bir unsur olması sebebiyle de çalışma alanında bulunan dar yollar ve kat yükseklikleri sokak yapı yüksekliği ilişkisi adı altında derecelendirilmiştir. Kompakt kentsel formların karbondioksit emisyonlarını azaltmada etkili olması nedeniyle de kent kompaktlığı iklim değişikliğine karşı dirençli kentler oluşturmada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta ve çalışmaya dahil edilmektedir. Binalara belirli bir mesafede bulunan bahçe duvarı, istinat duvarı, kaldırım gibi malzemelerin taşkın anında suyun binayla direkt temasını engelleyici unsurlar olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında ele alınan yapı adalarında kaldırım durumu da derecelendirilmiştir. Farklılaşan termal oranları nedeniyle geçirimli ve geçirimsiz zemin yapıları, yeşil alan varlığının ısı stresi ve kentsel ısı adası etkilerini azaltması nedeniyle yeşil alan sert zemin oranı derecelendirilmiştir. Yapının fiziksel olarak ne kadar dayanıklı olduğunu göstermesi nedeniyle yapı malzemesi ve yapı durumları belirlenerek adalara ortalama veri girişi yapılmıştır. Bahsedilen bu veriler ve derecelerin kırılganlık formülüne girilmesiyle seçilen 22 adanın iklim değişikliğine karşı kentsel kırılganlık durumu belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda sahil şeridinde yer alan ve çoğunlukla geleneksel doku hakim olan Yapı Adaları'nın daha kırılgan alanlar olduğu anlaşılmaktadır. Kırılganlık derecesi çok yüksek olarak sınıflandırılan Yapı Adaları'nın hepsinin geleneksel dokuya sahip olduğu, yüzey alanına oranla yapıların büyük bir yer kapladığı, bu adaları çevreleyen yolların dar ve geçirimsiz malzemeden oluştuğu ve neredeyse hiç yeşil veya açık alanın bulunmadığı dikkat çekmektedir. Modern doku olarak tarif edilen betonarme yapılarının yoğunlaştığı alanlarda ise açık ve yeşil alanların arttığı, bu adaların etrafını saran sokakların yapı yüksekliği ile olumlu bir ilişkide olduğu görünmektedir. Bu çalışmadan elde edilen kırılganlık düzeyleri ve göstergelere bağlı ilişkiler yorumlandığında geleneksel doku ve modern dokuya yönelik dirençliliği artırma hedefinde temel müdahale noktalarının neler olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Korunması gerekli olan geleneksel doku alanlarında yenilenen, geliştirilen alanlarda yeşil sert zemin oranını artırmak adına bahçe ve avlularda yeşil alan yaratmaya çalışılabileceği gibi yenilenen yollarda geçirgen yüzeyler tercih edilebilir. Yıkılan ya da onarıma ihtiyacı olan yapılarda yüzey sıcaklığını artırıcı malzemeler yerine geçirgen malzemeler tercih edilebilir. Modern yapılaşma biçimine sahip alanlarda ise her ne kadar kıyaslama yoluyla yapılan yorumlarda kırılganlığı düşük görülse dahi bu alanlarda yeşil sert zemin oranının korunmaması, yapılacak yol çalışmalarında geçirimsiz malzemelerin tercih edilmesi gibi durumlar sonucunda kırılganlık derecesi yükselebilir konumdadır. Buna bağlı olarak eski Foça özelinde yapılacak bir aksiyon planında tarihi yapıların ve bölgenin yaşamını sürdürmesi adına alınacak kararlar kırılganlık analizine göre çözümlenmelidir. Tarihi çevredeki niteliksiz eklerin elenmesi, doğru koruma kararlarının alınması, deniz yükselmesi ve sel baskınları gibi tehlikelere karşı teknolojik çalışmalar geliştirilmelidir. Her ne kadar doku ayrımı yapılarak sorunlar tespit edilmiş olsa dahi, iki dokuya yönelik geliştirilecek kararlar, dokuların kendi kırılganlık düzeyleri ve özelliklerine göre kapsamlı bir şekilde ele alınmalı ve bir dokudaki düzeltilemeyecek veya önlenemeyecek eksi, diğer dokudaki artı ile dengelenmelidir. Kent morfolojisi ve iklim değişikliği ilişkisini açıklamaya çalışan bu araştırma, gelecek eylem planları için farklı dokuların mevcut kırılganlığını saptandığı önemli bir altlık değeri taşımaktadır. Gelecek çalışmalarda kenti oluşturan her bir öğe benzer yaklaşımlarla ele alınmalı, kırılganlık düzeyi saptanarak geliştirilecek kararlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu şekilde geleceğe geçmişinden güç alan, karakterli, daha dirençli, daha dayanıklı ve esnek bir kent ulaştırmak mümkün olabilecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.